Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz gibi hemen dışarı attı kendini yeni güvercinimiz. Barış abi sağ olsun yine iki tane güvercin getirdi bize. Şimdi bakalım bugün tavuklara makarna günü. Orada makarna var, burada makarna var, orada makarna var. Buralarda buğday falan var, orada yeşilliği var, ekmeği var. Her şeyini hazırladım. Videoya başlamadan önce. Bunlar da delirdi burada. Sultan kız. Ay salayım mı seni? He? Dur hadi bakayım hadi. Bismillah diyelim arkadaşlar inşallah. Tavuklarımızı ilk önce tabi civcivlerimizi salıyoruz. Bismillah dedik. Haydi bakalım. Yavaş. Biraz arkadaşlar bunlar tabi biliyorsunuz büyük tavuklar izin vermedikleri için ilk önce bunları salmak mecburiyetindeyim. Yani biraz bir iki dakika böyle bunlara müsaade veriyoruz. Yani yapacak bir şey yok. Biraz gelişmeleri için tabi. Aslında bu içeride de civcivlerimiz var da olmadı. Zaten biliyorsunuz orası boş şu an. Orayı da bir değerlendireceğiz inşallah bakalım. Şimdi şunlar az bir şey daha böyle yemlensin. Bugün çok makarna getirdim ya. Bayağı bir dedim hadi bugün makarna günü olsun diye. Başlıkta makarna tavuklara makarna günü öyle yazarız inşallah. Hadi bismillah diyelim arkadaşlar. Lan dur kapı ittiriyor. Hadi bakayım. Hadi aç. Oo yavaş. Yavaş. Yavaş olun. Arkadaşlar bu arada bizim Tefo ötmeye başladı. Sabah geldim yine öttü, biraz kalın bir sesi var. O da benim gibi. Yani maşallah diyelim. Dur şimdi ispenci de salalım arkadaşlar. Yine biliyorsunuz sapık mapık ama yapacak bir şey yok. Seviyorum keratayı. Şerefsiz ama. Şöyle bismillah diyelim. Yanındaki de bu ikisi hep buraya alıştı. Hep buraya giriyorlar. Yani güzel bir şey aslında. Bak şimdi. Bismillah dedik. Oğlum bak şurada yem var lan. Yem var yem. Git makarna ye, bir şey ye, ekmek ye. Hadi oğlum. Hadi gülüm benim. Hadi bir tanesi. Hadi babasının gülü. Gözünü seyredin. Şuna bak ya. Yani... Hava bugün kapalı arkadaşlar, gördüğünüz gibi Tekirdağ'da şu an hatta çileştirmeye başladı. Ben de içeride sobayı yaktım, bıldırcınlar, yani sabah geldim soba sönmüştü ama içerisi hala sıcaktı. Çünkü lambaları biliyorsunuz ısıtıcılığı olduğu için yani içerisini acayip sıcak tutmuş. Yani bunu dedim bir deneyeyim bakayım. Gerçekten de güzel bir verim, mi deriz derler bilmiyorum arkadaşlar. Yani içeride güzel bir ortam vardı, sıcak. Zaten şu an akşama kadar da sıcak olur. Hayvanların bir sıkıntısı olmaz. Yalnız şu grup tavuğumuza ulan keşke biraz makarna ayırsaydık. Neyse. Bu zaten kalkmıyor. Ben ona güzel güzel yem veriyorum o zaman. Ne oldu? Ne oldu kız? Şimdi şöyle suyu da var. Grup tavuğumuz oturuyor. Bugün 7. günü mü 8. günü mü bilmiyorum. Bakarım ben eski videoya. İlk oturduğu videoya bakarım. Ne zaman atmışız diye. Bu da çok şükür böyle sağlığı yerinde. Hiçbir sıkıntısı yok. Kalkmıyor, şey yapmıyor. Yani oğlum bak enişte. Küçük enişte. Ya Allah'ım yarabbim ya. Ha, gidip orada saldırıyor. Oğlum bir sürü makarna döktüm ya. İnşallah şu gördüğünüz yerleri de, pardon arkadaşlar, öpürüm. Şu gördüğünüz yerleri de kapatmak istiyorum. Çünkü tavuklar biliyorsunuz sağa sola yumurtluyor. O yüzden oraları kapatayım da bari en azından burada dışarı çıkmazlar birkaç gün. Yani yerlerine gene yumurtlarlar diye düşünüyorum. Bakın şu kızımız gördüğünüz gibi şimdi gidiyor yumurta yapmaya. Ha, gitti oraya içeriye. Şimdi oradan kasaya çıktı. Orada yumurtasını yapıyor. 3-4 tanesi oraya yapıyor. Yani Sussex de oraya yapıyor. Bir tanesi içeri yapıyor. Hatta şöyle bir bakalım acaba yapmış mıdır diye. Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar grup tavuğumuz şurada. Tabii civcivleri çıktıktan sonra üşüyecektir. Bunun için ne yapacağız? Şimdi burada bir kümesimiz var biliyorsunuz. Bıldırcınların eski kümesi. Grup tavuğumuzu civcivleriyle beraber buraya almayı düşünüyorum. Sizce nasıl olur? Hani hem burası daha sıcak. Yani yemini veriyoruz hem biraz daha gezinme alanı biraz daha fazla. Altı da toprak gördüğünüz gibi. Ben öyle bir şey düşündüm. Sizler sizler de aşağı yorum olarak yazarsanız aynen abi oradan al buraya koy daha iyi olur falan filan diye. Tabii civcivleri çıktıktan sonra arkadaşlar. Çünkü şu an kaldırdık mı yani belki hayvan şey olur kalkar.
bir daha da oturmaz. Yumurtalarda ziyan olur, mındar olur. Şimdi şöyle bakalım arkadaşlar, yumurtamız var mı? Tabii ki yine yok. Tabii sabah sabah daha hayvan yemedi, biraz şey yapsın, kendine gelsin. Ondan sonra şuralara da güzel folluk yapmayı düşünüyorum arkadaşlar, bilmiyorum, bakalım. İnşallah biraz tahtamız olaydı iyi olurdu yani. Bakacağız şöyle. Dediğim gibi bugün makarna günü. Yani hayvanları sizde aslında böyle bir tane ileriki zamanlarda bir video çekmek istiyorum arkadaşlar. Makarnayı büyük tencerede, koca bir tencerede, kazanda mı derler? Kazanda ben kendim makarnayı kendim yapacağım. Ondan sonra lan yavaş, deniz dorozu ağzına almış koca şeyi yiyor. Neyse yesin, aferin. Bir tane böyle büyük bir tencerede, kazanda bunlara güzel bir makarna yapacağım arkadaşlar. İşte bir tabak da ben yerim bunlarla beraber. Bunlara öyle bir güzel bir makarna günü tekrardan yapmak istiyorum. Şimdi bizim körümüz burada biliyorsunuz. Ona da yine çay tedavisi uyguluyorum. Hatta bugün yine uygulayacağım. Sultan bak şişt, gelme oğlum, gidin lan, orada makarna var, makarna. Hadi kızım. Evet, gelmeyin. İstemiyorum lan sizi. Şimdi arkadaşlar bıldırcınlara bakalım. Soba biraz tutmuş. Daha yeni yaktığım için biraz kapı açık kalsın. Soba çok acayip sıcak arkadaşlar. Zaten dışarısı soğuk. Benim için de çok iyi oluyor. Yani böyle. Bir arkadaşımız da abi ortaya böyle bir kabın içine taş falan koy, kum koy demiş. Koydum. Hani zaten düşünüyordum öyle bir şey. Yani bunlar eşinsin artık, betonda ne yapacaklar bu hayvanlar diye. Şimdi böyle hayvanlarımız da çok şükür burada iyiler. Zaten yerleri çok sıcak. Yemleri var. Yumurta yemi aldım arkadaşlar. Dün akşam bir çuvalda buğday aldım. Yumurta yemi aldım. Dedim belki inşallah burada yumurtlarlar yani. Bu sefer hiçbir bahaneleri yok. Kızım bu sefer hiç bahaneniz yok. Vallahi bak. Yumurta yeminiz var. Sıcacık lambanız var. Duvarlarda ulan bizim evde bile montalama yok. Var da yani. Size bunlar başka kümeslerde yok bak montalama. Arkadaşlar siz de yapabilirsiniz yani. Elinizden gelir. Bunları yan yana döşüyorsunuz. Zaten ben ustası olduğum için biraz neyse şöyle bakalım. Yine tabii hüsran. Her zamanki gibi. Önemli bir tane yumurta yapın lan. Vallahi rezil ettiniz lan beni. Allah Allah. Kısır mısınız ha? Neyse inşallah öyle bir şey yoktu. Bilmiyorum bıldırcınlarda kısırlık var mı arkadaşlar? Bunu da aşağı yorum olarak yazarsanız. Hala abone olmayan arkadaşlar da abone olursalar çok sevinirim. Neyse videomuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi yeni güvercinlerimiz geldi biliyorsunuz. Barış abi buradan teşekkür ederim. O da videolarımı izliyor. Abi Allah razı olsun. Teşekkür ettik. Şimdi bir tane böyle göstereyim yakında. Kızım ne oldu ya? Ne oldu? Bunu çok seviyorum ya. Buna aşığım vallahi. Sana harbi kızım aşığım sana. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu ikisi bak kafamın üstünden. Oğlum uçmayın lan. Allah Allah. Bu bilmiyorum. Cinsini bilmiyorum. Dumanlı mıdır artık? Yok, dumanlı mı acaba? Bilmiyorum arkadaşlar. Siz aşağı yorum olarak yazarsınız. Şöyle bir güvercinimiz var. Yeni. Dişi midir erkek midir onu da bilmiyorum. Bizim küçük pale burada. Şöyle de siyah beyaz paçaları da güzel. Paçaları iyiymiş ya. Paçalarında da güzel bir renk var. Böyle bir şey var arkadaşlar. Bu da bakalım inşallah çoğaltacağız güvercinlerimizi. Biliyorsunuz içeriye de orayı da değerlendireceğim. Bıldırcın kümesinin üstünü de değerlendireceğim. Oraya da güzel bir çift dediğim gibi lahor mahor bir şeyler bulursak, güzel güvercin bulursak onlardan bir çift koyacağım. Onlardan yetiştireceğiz inşallah. Ulan bu uçuyor lan bildiğin. Allah Allah, kanadını bantlamışlar ama şu an biraz yağmur yağıyor. Şöyle bir bakalım içeri doğru. Şimdi bir abimiz de o siyah geçen şu bizim küçük eniştenin saldırdığı o horoz da Arukana mı demiş. Öyle bir şeyler demiş. Yani hepsi sakallı abi. Şöyle bir bakarsak arkadaşlar bu sakallı. Ondan sonra bu da sakallı. Sonra şuna gelirse bu da sakal. Bu nasıl bir şey sertti ya. Bunu da çok seviyorum. Ondan sonra şöyle Osman zaten sakallı biliyorsunuz. Hem sakal var hem paça var. Şu an bu muydu lan? Herhalde buydu. Şu kara sakallı görüyorsunuz. Sakalları kara. Çok güzel. Tavuk yani. Tavuk biliyorsunuz. Ondan sonra şurada gerçi o beyaz. Nasıl beyaz çıkarsın sen be abi?
Kırmızı tavuktan beyaz tavuk mu çıkar ya? Allah Allah, bilmiyorum. Tuhaf bir şey. Şimdi dediğim gibi şöyle bakalım. Lohmanlarımız da dışarı çıkacaklar galiba. Yine yumurtlamaya gidecekler. Ben onları takip edeyim. Şşt lan, kavga etmeyin. Bizim kümeste kavga yok aga. Bak keserim sizi. Bak, ne zamandır kullanmıyorum bu kelimeyi, keserim yani. Harbi keserim. Ya şimdi arkadaşlar, bu videoda böyle olsun. Hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz arkadaşlar. Ulan vallahi bu kuş gidecek ha. İnşallah gitmez. Fazla rahatsız etmeyelim, gitmesin. Videoları beğeniyorsanız arkadaşlar beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.